kime ait acaba katliamda kaybettiğimiz? Halam. Halamızın ismi nedir Ayşe acaba? Ayşe Bilgiloğlu. Kaç yaşındaydı kendisi? 63 yaşlarında. Burada Cem evinde bir tören yaptınız. Evet. Şimdi nereye götürüyorsunuz şimdi cenazeyi? Sivas'a götürüyoruz, köyümüze. Sivas'a götürüyorsunuz. Evet. Şarkışlı'ya. Şarkışlı İricik köyüne. Peki katliamda nasıl vefat etmiş? Otobüs durağında mı? Yaya olarak mı orada bulunuyormuş? Yani otobüse binecekken tam o sırada olmuş. Burada peki nasıl bir tören yaptınız? Alevi geleneklerini bilmeyenler açısından Cem evinde nasıl bir törenle uğurlanıyor? Cem törenimizle dualarımızı ettik. Ondan sonra köyümüze gidiyoruz şimdi. Bugün öğlen saatlerinde yıkadık, duamızı ettik. Şimdi köyümüze gidiyoruz defletmeye. Peki Alevi geleneklerinde ölümün arkasından genellikle iyi niyetli farklı dualar ifade edilir. Nasıl bir duada bulunuyorsunuz Alevi gelenekleri uyarınca? Değişlerimiz ya. Bizim yenmezli değişlerimiz var. Değişlerimizi okuyoruz. Dedemiz değişlerimizi okuyor. Birkaç örnek söyleyebilir misiniz bu kültürü tanımayanlar için? İnanın aklımda yok şu an. Peki şunu belirtelim özellikle. Bu katliamda her kesimden, her yaştan insan vefat etti. Evet. Orada herhalde otobüsünü bekliyordu kendisi sadece. Herkesin başına gelebilirdi. Ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz ne der bu katliamla ilgili? Yani ne düşünebiliriz ki? Keşke kimsenin başına gelmeseydi. Keşke bu katliamlar olmasaydı. Diyecek başka bir söz yok. Peki ne için Kızılay'daymış? Yani bir yeğenimizin sözü vardı. Sözünü taktık akşam evine dönerken, otobüse binecekken katliama maruz kaldık. Sizler de orada mıydınız? Yok, biz orada değildik. Biz evimize geçmiştik. Onlar otobüse binecekti. Yanında başka yakınları da var mıydı? Eniştem vardı, eşi vardı. Eşi şu an hastanede. Yoğun bakımda. O da yaralı, ağır yaralı mı? İsmi nedir eşin? Bahattin Bilgiloğlu. Bahattin Bey, o kaç yaşında? O da hemen hemen o yaşlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çok sağ olun. Sağ olun. Süleyman. Tamam mısınız? Dikkatli gidin yalnız. Benzinliğe, benzinliğe. Çalışkanlar var ya. Bizim arabanın yolcuları. Belediye.